Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin ma ba'd. Değerli kardeşlerimiz, geçtiğimiz dersimizde mübteda ve haber konularını görmüştük. Haber konusuyla alakalı bir bahis daha var. Ondan bahsedecek İmam Birgivi Hazretleri. O da haberin başına fa'nın gelmesi. Diyor ki ve imkan el mübtedau ba'de emma. Mübteda emma'dan sonra ise vacbe duhulul fa'i fi haberihi. Onun haberine fa'nın duhulu vaciptir. Fa'nın gelmesi vaciptir. Nahbu emma Zeydun fa muntaliqun. Emma Zeydun fa muntaliqun bakın haberinin başına fa gelmiş. İlla bunun istisnası Li daruret-i şiir. Şiir zarureti dolayısıyla olursa bu müstesnadır. Ke kavlihi şu söz gibi. Emmel qitalu la qitale ledeykum. Bakın burada şiir zarureti var. Fela dememiş. Çünkü bir zarurettir bu. ya e, oraya gelse vezin bozulacak vesaire. Ondan dolayı şiirin kırmadığı kapı yoktur derler. Burada da şiir zaruretinden fa terk edilmiş. Yoksa vacip. Evli idmaril kavli veyahut da kavlin izmarı dolayısıyla olursa bu da müstesnadır. Yani "Qale yekulu bunun müştekkatı hazf olunmuşsa başından bu da öyledir. Bakın şu ayette olduğu gibi ke kavlihi teala estaizu billâh. fe emmellezine sveddet yüzleri kararanlara gelince ekefertum burada fa yok. Niye? Ey feyukalu lehum ekefertum burada Kale gizlenmiş. Yani onlara denir ki inkar mı ettiniz? Fe men ellezine saddat <veddet ucuhuhum> efendim yüzleri kararanlara gelince fe <feymme> lehum gizli ekefertum. Burada demek ki o efendim qale'nin müstakkati olan yukalü ile beraber fa da olunmuş. Ha bu yerlerin dışında emmalı müptedanın haberinin başına fa'nın gelmesi vaciptir. Şimdi fa'nın gelmesinin caiz olduğu yerleri sayacak. Onu biz önce tahtada anlatalım. Daha sonra buradan okuyalım inşallah. Evet. Bakın efendim eğer müpteda bir ismi mevsul ise nasıl ismi mevsul? Sılası fiil cümlesi veya efendim şibih cümle olan, zarf olan, zarf müstakar olan bir ismi mevsul ise veyahut da böyle bir ismi mevsul yani sılası fiil veya zarf olan bir ismi mevsulün bir, 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 ismi mevsulü sıfat olarak almış böyle bir ismi mevsulle sıfatlanmış bir kelime ise bakın erracül Müpteda. Nasıl bir müpteda ama? Bunun efendim sıfatı bir ismi mevsul. Nasıl ismi mevsul? Yukarıda saydığımız şekilde ismi mevsul. Yani sıla cümlesi, fiil cümlesi veyahut da zarf cümlesi, şibih cümle olan bir ismi mevsulle sıfatlanmış bir kelime. Ya da yine böyle bir cümleyle efendim böyle bir cümle ile sıfatlanmış bir nekira. Racülün müpteda. Ama nasıl bir müpteda? cümle ile, fiil cümlesi ya da şibih cümle ile sıfatlanmış bir mübteda. Buradaki racülün kelimeleri. Dolayısıyla bu yerlerde haberinin başına fa'nın gelmesi caizdir. Onun için işte tahtada gördüğünüz gibi اَلَّذ۪ي يَت۪ينِ فَلَهُ دِرْهَمُنْدَ denir. اَلَّذ۪ي يَت۪ينِ لَهُ دِرْهَمُنْدَ denir. Yine aynı şekilde bunları saydıktan sonra kül lafızı müpteda olursa onun da haberinin başına fa gele, gelebiliyor. Hangi halde? Bir. Kül lafzı bir nekraya muzaaf olduğunda. Nasıl bir nekra? Hiç sıfatlanmamış bir nekra. Ya da efendim müfretle sıfatlanmış bir nekra. Bakın. Kullu racunin müeddebin felehu dirhemun. Yani burada sıfat, cüm, sıfat bir isim cümlesi, fiil cümlesi veya şibih cümle olarak gelmemiş, müfret olarak gelmiş. Dolayısıyla böyle müfretle, yani burada müfret dediğimiz tabii ki müfret müsenna cemideki müfret değil. Yani cümle veya şibih cümle olmayan demek. Bir müfretle vasıflanmış. Veyahut da hiç vasıflanmamış bir nekreye muzaf olan kül lafzının böyle bu kül lafzı müpteda, müpteda olan bu kül lafzının haberinin başına da fanın gelmesi caizdir. Yani kullu raculin felehu dirhemun de denir. Kullu raculin lehu dirhemun de denir. Kullu raculin muaddebin felehu dirhemun denir. Kullu raculin muaddebin lehu denir. İşte tahtada gördüğümüz üzere bir de bir de bu bütün bu saydıklarımız. Efendim orada tabi bütün bu saydıklarımız e, kül lafızları hariç şu yukarıdakiler. Bu saydıklarımıza müpteda, müpteda. Bu saydıklarımıza muzaf olursa yine böyledir. Yani gulamu kelimesini bunların her birine muzaf kılalım. Gulamu lezi ye'tini felehu dirhemun. Gulamu lezi fiddari felehu dirhemun. Gulamu racudin lezi ye'tini felehu dirhamun, İlâ ahirihi. Eğer müptedamız bütün bunlara, bunlardan her birine muzaf olan bir kelime ise o mübtedanın haberinin başına da fanın gelmesi caizdir. Ulamun lezi ye'tini hemünde denir. Ulamun lezi ye'tini lehudir hemünde denir. İla ahirihi hepsi de öyledir. Demek ki bu muzaaf olma neye has? Sadece yukarıda saydıklarımıza has. Kül ile alakalı değil. Yine bunların başına, bütün bu saydıklarımızın her birinin başına Nevasihi müptedadan yani müpteda haberin hükmünü ortadan kaldıranlardan inne, enne, lakinne gelirse yine durum aynıdır. Yani her birinin başına inne ya da enne ya da lakinne koyun. Yine haberinin başına fa'nın gelmesi caizdir. Şöyle ki innellezî ye'tînî felehû dirhemun de denir. İnnellezî ye'tînî lehu dirhemun de denir. Ha inne, enne, lakinneden başka nevasihi müpteda yok mu? Var. Ama onlarda bu hüküm geçerli değil. Mesela siz şöyle diyemezsiniz. ki ennellezi yetini felehu dirhemun diyemezsiniz. Çünkü bu üç tanesine hastır. Üç tanesinde haberin başına fanın gelmesi caizdir. Diğerlerinde caiz değildir. İnşallah şimdi buradan okuyalım. Bakın. Ve <laughs> inkâne. Eğer müpteda ise neyse. İsmen mevsulen bi fiilin ev zarfin. Fiil veya zarf ile sılalanmış bir isim ise, bir isim mevsul ise. Bakın. Ev mevsufen bihi veyahut da bu onunla sıfatlanmış ise. Yani böylesi bir ismi mevsulle, bakın kopyası burada zaten. Böylesi bir ismi mevsulle sıfatlanmış bir isim ise. Ya da ev nekiraten mevsufeten bi ehadihima. Ya da Onlardan yani fiil cümlesi veya şibih cümle, zarf cümlesinden birisiyle sıfatlanmış bir ne kira ise? Ev mudafen ileyha veyahut da on e, ev mudafen muzaf ise ileyha onlara, yukarıda sayılanların her birine. Ev mudafen muzaf ise ileyha her birine muzaf ise ya da ev lafza kullin كل لفأسه مضافا إلى نكرة موصوفة بمفرد مُفْرَدٌ له نكرة مضاف كل لفزيسة لكن مفرط له مفرت له كل لفأسه ياد أو غير موصوفة أصلا أو لفظ كل مضافة إلى نكرة ev lafza kullin muzaf olduğu halde ila nekiratin mevsufetin bi müfredin müfredle vasıflanmış ya da ev gayri mevsufetin aslan veya da as esas olarak vasıflanmamış bir nekreye muzaf olmuş. Yine buradaki efendim gayr kelimesi nekira kelimesine atıftır. Mecurdur. Onu bir anda merak ettim. Evet. Veyahut da esas olarak vasıflanmamış, hiçbir şekilde vasıflanmamış bir nekraya muzaaf olan kül ise. Bakın burada gayri mevsufetin aslen hiçbir şekilde vasıflanmamış. Burada ise mevsufetin e, nasıl diyordu? Mevsufetin bir müfredin müfretle vasıflanmış. Zaten biraz önce bunu anlatmış idim. Evet. Böyle bir kül lafzı ise hiçbir şekilde vasıflanmamış nekreye muzaf olan veyahut da müfretle vasıflanmış nekreye muzaf olan kül lafzı ise Câze duhûlul fâi fi haberihî, haberine fânın duhûlü caizdir. İşte buralarda olduğu gibi. Ve kezâ izâ dekhalâ aleyhi inne ve enne ve lâkinne. Başına inne enne, <laughs> affedersiniz, lâkinne geldiği zaman da yine böyledir. Bihilâfi sâiri nevâsihil mübtede'i, diğer nevâsihil mübtedanın hilâfına. Fi harfen kâne ev fi'len. İster harf olsun ister fi'l olsun. Yani ister kâne zanne gibi olsun. ister ke'enne leytel alle gibi olsun. Değişen bir şey yok. <laughs> Affedersiniz. Ee, bütün bunlarda haberin başına fânın gelmesi caiz değildir. Nahbu ellezî ye'tini ev fiddâri felehu dirhemun. İşte burada olduğu gibi. Ve kavlihi teâlâ kul İnnel mevtellezî tefirrûne minhû fe innehû mulaqikum. Burada ne olmuş? İnnel mevtellezî tefirrûne <laughs> minhû. Mübteda ya da mübteda yerindeki innenin ismi nedir? Mevsuf bir kelime. El <laughs> mevt. Neyle sıfatlanmış? Ellezî tefirrûne minhu. Bir ismi mevsulle sıfatlanmış. Nasıl bir ismi mevsul? Sılası fiil cümlesi olan bir ismi mevsulle sıfatlanmış. Yani şuraya benziyor. Er El racul ellezî yetîni felehu misaline benziyor. Kul innel mevt ellezî tefirrûne minhû fe innehû şeklinde. Evet, kendisinden kaçtığınız ölüm sizi yakalayacaktır. Cenab-ı Hak kolaylık versin. Ve nahvu raculun ye'tini ev fiddari felehu Bu da işte burada verdiğimiz misal. Ve <gülâm> gulamu raculin ye'tini ev fiddari fe lehu dirhemun. Bu gulam kelimesinin yani muzaf olan durumu da son ikisine vermiş. Misal olarak gulamu raculin ye'tini fe lehu dirhemun. Gulamu raculin şeklinde. Ve kullu raculin alimin fe lehu dirhemun. <gülâm> <âlimin> <dirhamun> i̇şte e, sıfatlanmış bir nekreye muzaf falan. kül Ve kullu raculin fe <dirhamun> Hiçbir şekilde sıfatlanmamış bir nekreye muzaf falan kül lafzı. Ve fi gayriha bunların dışında la yecuzu caiz değildir fa'nın duhulu. Böylelikle haber konusunda bitirmiş oluyor. Geriye kalan merfuatı da hızlı bir şekilde saymış olacak. Biz de onları sayarak efendim merfuatı bitirmiş olalım. Vel hamisu beşinci ismu babi kane kane babının ismidir. Ve hukmuhu hukmul fa'ili. Onun hükmü failin hükmüdür. Aynısı. Ve sadisu haberu babi inne. Altıncısı inne babının haberidir. Ve emruhu ke emri haberil mübtedeyi. Onun durumu mübtedanın haberinin durumu gibidir. Lakin la yecuzu takdimuhu alesmihi illa en yekune zarfen. Fakat la yecuzu takdimuhu takdimi caiz değildir. Ne üzerine alesmihi ismi üzerine takdimi caiz değildir. İlla en yekune zarfen zarf olma durumu hariç. Yani Zeydun kaimun. Mübteda haber. Kaimun Zeydin, zeydun dersiniz dersiniz, diyebilirsiniz. Ama inne zeyden ga'imun inne ga'imun zeyden diyemezsiniz. Diyemezsiniz. Ne zaman efendim inne ve benzerlerinin haberini ismine takdim edebilirsiniz? Inne ve benzerlerinin haberi zarf olduğunda, şibih cümle olduğunda ne gibi? inne fil beyti zeyden gibi. Nehvu inne fiddari raculen, bakın burada takdim etmiş. Ama olmasaydı, eğer zarf olmasaydı takdim edemeyecekti. Evet. Ve sabi'u haberu la li nefil cinsi. Yedincisi la li nefil cinsin haberidir. Ve hukmuhu eydan ki hukmi haberil mübtedeyi. Bunun hükmü de mübtedanın haberinin hükmü gibidir. Nehu raculin Buradaki indana kelimesi ifadesi efendim haberdir. Mahallen merfudur bir cümle olarak gelmiş. Ve thaminu ismu ma ve la el müşebbeheteyni bileyse benzeyen ma ve ismi ve hukmuhu ke hukmil Onun hükmü de mübtedanın hükmü gibidir. Ve tasi'u dokuzuncusu el mudari'ul hali yani nevasibi ve cevazimi. Nevasıb ve cevazımdan hali fiil-i muzari. Yani nasb edici ve cezmedicilerden yoksun olan fiil-i muzari. Nahvu yadribu ve yadribani gibi. Bunlar da merfudur. Efendim böylelikle e, merfuat konusunu bitirmiş oluyoruz. İnşallah manzubattan devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.